Evet dostlar, yeni bir videoda merhaba. Bugün yine Aydın'da bulunan bir tarihi terk edilmiş bir kiliseye geldik. Noel Baba olarak bilinen Aziz Nikolaos Kilisesi. Bugün abimle beraberim. Bugün bana eşlik edecek. İsterseniz bir içeri girelim. Ufak ufak keşfimize başlayalım. Hem de ben size yapı hakkında gerekli bilgileri vereyim. Şu şekilde yapıyı bir dışarıdan gösterip, burada zaten Gelebeç'e bağlı olan 1820 yılında aynı yerde bulunan bir başka kilise üzerine yapılan diye devamı olan bir yazı. Kilise bu şekilde arkadaşlar. Burada bir kemik odası da var bulunan. Yapıyı ben size dışarıdan göstereyim. Ondan sonra içine girelim. Ondan sonra devam edelim. Burada da bakın bir yapı var. Bu şekilde böyle devam ediyor. Bugün yağmurun azizine uğradık arkadaşlar. Hava çok kötü. Arkadaş, burası Güllübahçe'de bulunuyor. Eski Rum yerleşkesi. Gelebeç olarak da biliniyor. 1821 yılında burada bulunan başka bir kilisenin üzerine yapılıyor. Hristiyan aleminin önemli azizlerinden olan Aziz Nikolaos, Noel Baba ismi de olarak biliniyor. Gelebeç'te oturan Rumlar tarafından yapılmış arkadaşlar bu yapı. Anadolu'da Noel Baba adına inşa edilmiş ikinci kilise olması bakımından da büyük bir önem taşıyor. Abi şu anda bakın, durum kötü. Gayet de tertibata uğramış bir şekilde. Yani bakım maalesef yok arkadaşlar. Burası İzmir'de 2 numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından 1992'de kültür varlığına tescilli olarak yapılmış. 1998 yılında ise Kültür Bakanlığı'na tahsis edilmiştir. Burada iki kademeli bir bahçe var arkadaşlar. Çan kulesi var, kilise var. Onun haricinde kemiklik odası var. Osteofilak olarak mesela biliniyor bu. Bu yapılardan oluşuyor. Düzgün olmayan tabi yerel taşlarla da örülmüş öyle bir yapı. Ama muhteşem bir görüntü arkadaşlar. Yani yukarıdaki işlemler olsun, yapımın devamı olsun. Burası bir de arkadaşlar, 1922 yılında Rumların gitmelerinden sonra mübadele ile gelen Türkler tarafından da 25-30 yıl kadar hiç bozulmadan cami olarak kullanılmış. Biliyoruz ki kiliseleri camiye çevirme olayları bizde vardı. O zaman cami olarak da kullanıyordu kiliselerimiz. Kemiklik odasını göstereceğim size. Açık bulursak orada kemiklik odasına da gireriz dostlar. Orayı da size göstermek istiyorum çünkü. Bakın yapı bu şekilde böyle devam ediyor. Kemerlerini görüyorsunuz. Kemer bağlantıları demirlerle. Arka avlu tarafı burası da. Şuradan da bir girişi vardı. Şu tarafta gördüğünüz yerde de bir kapısı vardı buranın. Nasıl? Çatısının durumu ama kötü değil mi? Evet. Çok tahrip olmuş. Evet. Bakımsız kalmış. Bir de cami olarak da kullanılmış abi burası. Evet. 25-30 sene. Bizim mesela İznik'te de var öyle. Kullanılan. Antep'te bir yere gitmişim mesela, bir cami vardı. Kilisenin bozma, kiliseye çevrilmiş. Bir tarafta minber, hocanın durduğu yer hutbe, bir tarafta da kilise tarafı vardı. O da öyle çok enteresan bir camiydi. Çok ilgimi çekmişti o zaman. Bak yukarıdaki şeyler bile hala duruyor. Evet, bazı mozaiklerle taş, bile bozulmamış yani. Taş işlemleri de öyle. Bakın arkadaşlar, şurada da var. Biraz daha içeri inceleyelim. Şırıngalar, mırıngalar, uyuşturucu bile çekmişler burada. Maalesef durum kötü abi ya. Yani buranın insanları gelip burada ateş yakanları mı arasın, şeyleri mi? Bu yılmaz. Bak burada cam, da merdivenler var ha.
Farkındaysan. Evet, Yılmaz Cam Göz yazıyor her tarafta. Bu Yılmaz Cam Göz kimmiş? Her tarafta Yılmaz Cam Göz. Baksana kazımışlar resmen ya. Arkadaşlar bakın ya. Böyle bir şey olamaz ya. Her yere. Burası şimdi papazın aynı yaptığı yer olabilir mi abi? Şimdi merdivenler var ya mesela bu şekilde. Oturma yerleri burada. Vallahi olabilir. Çok çünkü tarif olduğu aynısı. İçin. Kars'a gittiğimde, orada kiliseleri gezdiğimizde de mesela aynı yapılar da böyleydi. Neresini tam kestiremiyoruz. Evet. Bir de daha sonra camiye çevrildi ya. Arkadaşlar muazzam bir yapı ama. Çok da kazılmış her taraf. Maalesef durumu kötü. Her yer kazılmış. Defineciler çok bir şey yaramış. Evet. Bakın. Muhtemelen burada güzel gravürler, resimler, kabartmalar da vardı. Sökmüş olabilirler söküp değil mi? Söküp almışlar. Belli yani. Yazık. Arkadaşlar aslında muazzam bir yer. Konumu da çok güzel. Buraya girilen bir yol var. Komple taşlı bir yol. Burada arkada bir tane kafe olarak işletilen bir yer de var. Orası da çok eski tarihe sahip. Ama maalesef tabii durum kötü yani. Şu alt tarafa doğru ineceğim. Orayı da size bir göstereyim dostlar. Şunun böyle dışarıdan da durumu. Karşıda da bakın bir yapı var. Restore edilmiş. Hristiyan mezarlıkları da yeni gelenlere yer açmak için topraktan çıkarılan kemiklerin konulduğu yere denir. Bu osteofilak kemiklik demiştim ya arkadaşlar. İşte orası. Bazı kiliselerde de burada olduğu gibi aynı bunların ölçülerinde 35 metrekare, 5'e 4, 5'e 5, 5'e 8 gibi falan böyle ölçüleri de varmış. Kemiklerin alt üst ve eşyaların konulduğu aslında bir mekanmış. Şimdi arkadaşlar burası önceden açıktı. Ben buraya bir 3 sene önce, 4 sene önce geldiğimde şimdi bakın burayı maalesef böyle kapatmışlar. Size gösteremeyeceğim. Ama normalde içine aslında girebiliyorduk buranın. Şöyle size göstereyim. Bakın kemikleri görüyorsunuz. Hepsi insan kemiği bunların. Bu şekilde komple burası kemikle dolu. Bakın şurada da. Pencerenin önüne bak. Burada da kemikler var. Nasıl abi? Muazzam. Böyle birkaç tane daha ben Türkiye'de görmüştüm. Kars'ta, Antep'te, bir de Edirne'de bir yerde hep böyle şeyler vardı. Kemik odaları falan vardı. O zaman yapılan ayinler, onların ölümleriyle alakalı cenaze törenlerinde hep bu şekilde. Mesela biliyorsun insan yakma olayları var. Ondan sonra küllerini denize atma olayları. Herkesin tabii inancı farklı. Ama mesela Mardin'de böyle bir yer görmedim hiç. Mardin her yerini gezdim. Hiç böyle bir yerle karşılaşmadım. Arkadaşlar bu taraftan da size göstereyim. Şöyle tamamıyla binanın yani her yerini, bütün detayları açıkçası görmenizi istiyorum. Muazzam bir tarih ya. Çok güzel. Ama maalesef işte koruyamıyoruz. Korunmuyor. Sahip çıkamıyoruz. Her yere yazılar yazmış arkadaşlar. Definecilerin resmen yuvası olmuş burası. Bu şekilde. Komple burası içeriden gördüğümüz pencereli bölüm zaten.
Şu arka taraftaki bölümü inceledik. Burada da mermer bloklar var arkadaşlar. Burada da zaten bir merdiven var. Ne demiştin abi buraya? Muhtemelen bunlar ya eski mezarlar, onların mermerleri, blokları. Hı hı. Ya da içeriden alınan parçaları buraya koymuşlar. Evet. Şurada da bir yer var. Sanki böyle kuyu gibi falan bir kazılmış, sonra kapatılmış, evet, gibi. Evet, defineciler her tarafı mahvetmiş. Defineciler. O merdivenler de zaten eski. Burada bakın, sokak var. Dar bir patika sokak. Büyük ihtimal kapı vardı orada galiba. Bu sokaktan giriş, kapısı da. Giriş varmış, kapatmışlar, örmüşler. Belki de asıl girişi burası da olabilir ha. Olabilir. Arka tarafı şey yapmışlar. Çünkü baktığında bu taraflar komple duvarlarla çevrili. Burası bakın. Buradan şöyle da bir al Yusuf. Eski Rum evlerinin olduğu sokağın bitiminde bir kilise bu. Zaten Rum köyü burası ya. Bakın evet. Bu şekilde. Böyle. Çift kapılı. Bence girişi buradandı bunun. Tahminim. Muhtemelen olabilir. Ve yükseklikte merdivenler de onu bize şey yapıyor. Burası arkadaşlar çökmüş durumda şu taraf. Şöyle. Şurada aşağıdaki yer kemiklik. Tam görünen yer. Burası caminin abdest alınacak şadırvan kısmı da olabilir. Su boruları da var çünkü. Yıkılmış olabilir. Yani şadırvan için, abdest için kullanıldığı yer mi? Olabilir. Su tesisatı boruları. Tabii şimdi Müslümanlıkta abdest almak camide biliyorsun sürekli olması gerekiyor. E şimdi öyle de olunca şadırvan gibi, senin dediğin gibi de yapmış olabilirler burayı. Evet. Ya şimdi tarih çok eski olduğu için kaynaklarda da zaten yazmıyor. Tamam cami olduğu, cami olarak kullanıldığı yazıyor ama tabii şey geçmiyor, herhangi bir şekilde şurada şadırvanı vardı, bu vardı vesaire diye bir şey geçmiyor. Arkadaşlar yapının genel durumu bu. Umarım burası hayata kazandırılır. Biz zaten içerideyken de birkaç yerli turist arkadaş gelmişti. Muğla Köyceğiz tarafından. Onlarla da bir sohbetimiz olmuştu. Ben onlara birkaç yer tarif etmiştim burada. Onlara da gerekli olursa atarım videonun içine. Videolarımız izleniyor. Arkadaşlarla güzel etkileşime girdik. Umarım devamı gelir dostlar. Sizler için ben gene çekmeye devam edeceğim. Takipte kalın beni. Kendinize dikkat edin. Yeni videolarda görüşmek üzere.